Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türkmen Radyo Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakan Muhammed Şiya Sudani hükümetin terörden zarar gören tüm bileşenlerin haklarını güvence altına almak ve mağdurlara adalet sağlamak için çalışmaya devam ettiğini doğruladı. Başbakan ayrıca bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak Ezidilere ve diğer etnik yapılara yönelik soykırımı hatırlattı. Başbakan Muhammed Şiya Sudani 5 yıllık ulusal kalkınma planını açıkladı. İnşaat ve İskan Bakanlığı resmi sözcüsü Nebil Es-Safar hükümetin yeni yerleşim şehirlerindeki fiyatları kontrol edeceğini doğruladı. Gazze şeridindeki sivil savunma şeridin merkezindeki bir eve hedef alan Siyonist saldırı sonucu bir kadın ve çocuğunun şehit düştüğünü açıkladı. Somali'nin başkenti Mogadisho'daki Lido plajında bir restoranı hedef alan intihar saldırısı sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Başbakan Muhammed Şiya Sudani hükümetin terörden zarar gören tüm bileşenlerin haklarını güvence altına almak ve mağdurlara adalet sağlamak için çalışmaya devam ettiğini doğruladı. Başbakan 10 yıl önce DAEŞ terör örgütü teröristlerinin kendilerine karşı gerçekleştirdiği bariz ihlaller ve vahşi uygulamalar konusunda Ezidi halkının ve diğer unsurların mağdur olduklarını hatırlatarak hükümetin yasaların uygulanması konusunda takipte olduğunu kaydetti. Başbakan ayrıca bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak Ezidilere ve diğer etnik yapılara yönelik soykırımı hatırlattı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada saygı duruşunun her yıl Ağustos ayının 3'üne denk gelen DAEŞ terör örgütü teröristlerin elinde Ezidilere ve diğer etnik yapılara karşı işlenen suçları tanıtmak amacıyla ulusal gün münasebetiyle yapıldığını belirtti. Başbakanın talimatıyla ülkenin tüm illerinde Irak şehitleri ve soykırım mağdurları anısına saygı duruşunda bulunuldu. Bu faaliyetler bakanlıklara ve illere bağlı çeşitli birimlerde gerçekleştirildi. Bu duruş Ezidilere ve diğer Iraklı unsurlara yönelik Ulusal Soykırım Günü'nde tüm Iraklı şehitlerin ve soykırım kurbanlarının ruhları anısına araçlar durduruldu. Şeyhan ilçesindeki Lalish Tapınağı yaz döneminin 40. gün bayramına ev sahipliği yaptı. Şeyhan ilçesindeki Lalish Tapınağı yaz döneminin 40. gün bayramına ev sahipliği yaptı. Ezidi din adamları bugünün kutlanmasından önce 40 gün süren bir oruç dönemini geçiriyor. Bu dönemde yılın en sıcak günleri yaşanıyor. Bayramda Lalish Tapınağı'nda mumlar yakılıyor. Beyaz çeşmede toplanılıyor. Zikir seansları düzenleniyor ve tapınak etrafında tevaf yapılıyor. Bu ritüeller 3 gün boyunca kesintisiz olarak devam ediyor. Bu bayram Ezidi inancına sahip bireyler için resmi bir bayramdır. Bayram törenleri Lalish Tapınağı'nda düzenlenir ve 3 gün boyunca devam eder. Ezidi Baba Şeyh ve Haşiye Malta lazım yasumun ahar 40 yom fi's-sayf. Ezidi din adamları ve onlara yakın olanlar Baba Şeyh olarak adlandırılan kişiler bayramdan önce 40 gün süre bir oruç dönemine girmektedirler. Bu 40 gün yazın en sıcak dönemine denk gelirken kışın en soğuk günlerinde 40 gün bir oruç dönemi de uygulanmaktadır. Bu törenler birçok Ezidi ailenin katılımıyla gerçekleştirildi. Bayram vesilesiyle aileler, tüm vatandaşların bir araya gelip ülkenin iyiliği için birlik olmalarını, kaçırılan Ezidi kadınların geri dönmesini, şiddetin bitmesini ve dünya genelinde barışın sağlanmasını temenni eden kutlamalarını ilettiler. Din adamları, siyasi liderler ve halk olarak bir araya gelmemiz gerekiyor. Böylece en değerli varlığımız olan ülkemizi inşa edebiliriz. Ülkemiz hepimiz için çok kıymetlidir. Bu bayramda dileğimiz ülkenin tümüne iyilik ve barışın hakim olması, kaçırılan kadınların sağlıklı bir şekilde evlerine dönmesi ve Irak halkının tek vücut olarak ülkenin bayrağı altında birleşmesidir. Ezidiler, yaz döneminin 40. gün bayramını bu şekilde kutladılar. İyi dilekler ve dualarla dünyanın dört bir yanına iyilik ve barışın hakim olması temennisinde bulundular. Başbakan Muhammed Şiya Sudani 5 yıllık ulusal kalkınma planını açıkladı. Kalkınma planı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma, zorluklara ayak uydurma ve doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılmasının yanı sıra entegre yerleşim şehirleri inşa etmeye ve özel sektörde istihdamı teşvik ederek işsizliğe çözüm ve programlar geliştirme yönelik öncelikleri içeriyor. نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الذي تقيمه وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء العراق التنمويين للإعلان عن خطة التنمية الوطنية 2024-2028. نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الذي تقيمه وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء العراق التنمويين للإعلان عن خطة التنمية الوطنية 2024-2028 التي أقرها مجلس الوزراء إيمانا وإدراكا من هذه الحكومة بأهمية أن تكون للبلد خطة تنموية بمسارات وأهداف واضحة قابلة للتحقيق ولكن الأهم من ذلك أن نلتزم بما خططنا له من أهداف فهي سبيلنا الوحيد نحو بلوغ التنمية المنشودة وتغيير حياة العراقيين نحو الأفضل شهد العراق انفصالا تنمويا منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحروب والحصار ومواجهة الإرهاب الأمر الذي تسبب بحدوث فجوات تنموية هائلة في مختلف القطاعات ومنذ عام 2003 عملت الحكومات السابقة وهذه الحكومة على إعادة عجلة التنمية إلى مسارها الصحيح عبر ردم تلك الفجوات ما استطاعت ذلك سبيلا مع إدراكنا أن المهمة ليست بالسهلة فبين حاجات التنمية الملحة وهي كثيرة وبين عامل الزمن الضاغط وضرورة تأمين المزيد من الأموال لتلبية هذه الحاجات قررت الحكومة المضي في تشخيص أهدافها وفقاً للأولويات التي حددتها وبالتالي فقد جاءت الخطة الخمسية الجديدة متوائمة تماماً مع ما وضعته الحكومة من مستهدفات وهذه التوأمة تأتي من الخطة التي نعلن عن انطلاقها اليوم. Başbakan Danışmanı ve Irak Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ennecar, mevcut yatırım ortamının son 20 yılın en iyisi olduğunu doğruladı. Ennecar yapmış olduğu açıklamasında ayrıca bölgede en fazla proje hacminin Irak'ta olduğuna dikkat çekti. ولكن المواطنين الشيء الثاني هو وجود بيئة مشجعة للمستثمر هنالك عدة أسباب. السبب الأول يكمن في واقع الاستقرار اللي أصاب البلد، وهذا شيء حقيقة ملموس ليس فقط للمستثمرين ولكن المواطنين. الشيء الثاني هو وجود بيئة مشجعة للمستثمر بشكل قد يكون الأفضل خلال 20 سنة الماضية، لكون محور سياسة الحكومة هو الاقتصاد، والجزء الأهم من الاقتصاد هو الاستثمار. هذا طبعا شجع الكثيرين على القدوم. الشغلة الثالثة هو حجم المشاريع اللي موجودة بالعراق، اللي ما لها في تصوري كحجم مشاريع. يمكن احنا الأعلى بالمنطقة. البنك الدولي يقدر هذه ب 450 مليار دولار. والسبب انه احنا فترة طويلة جدا ما استثمرنا لا في بنى تحتية ولا في مشاريع صناعية ولا زراعية. الآن الباب أصبحت مفتوحة. المبالغ المتدفقة راح تكون كبيرة جدا. هاي مبالغ كان مستحيل تدخل قبل سنة ونص إلى سنتين. السبب انه الوضع الأمن كان غير müşecce lihada şey. Hükümet ülkenin yatırım sürecini desteklemek amacıyla birçok adım atarak sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye devam ediyor. Hükümet ülkenin yatırım sürecini desteklemek amacıyla birçok adım atarak sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye devam ediyor. Bu adımlar Irak'ı cazip bir yatırım ortamı haline getiren faktörler arasında ham maddeler ve nadir uzmanlık becerilerine sahip insan gücü gibi unsurları içeriyor. توفر الموارد البشرية والتخصصات اللازمة لتعزيز هذه الاستثمارات. Bu yatırımların desteklenmesi için gerekli insan kaynakları ve uzmanlıkların sağlanmasının yanı sıra hükümetin yatırımcılara sunduğu egemenlik garantileri ve yatırımcıların yatırım ortamına duyduğu güven, ekonomik sektörlerin yani sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin yanı sıra altyapı ve gayrimenkul yatırımlarını güçlendirilmesine katkıda bulunuyor. Bu yatırımlar ülkenin gayri safi yurt içi hasılasını artırma potansiyeline sahip. Siyasi ve güvenlik istikrarı yabancı ve yerli sermayenin Bağdat ve illere akışını güçlü bir şekilde teşvik ederek çeşitli üretim projeleri ve sektörlerinde kullanılmasını sağladı. ما يشهده الآن العراق من استقرار أمني وسياسي واقتصادي سيكون حافز ومشجع للشركات الأجنبية للعمل في العراق والاستثمار. Irak'ın şu anda yaşadığı güvenlik, siyasi ve ekonomik istikrar yabancı şirketlerin ülkede faaliyet göstermeleri ve yatırım yapmaları için bir teşvik ve cesaret kaynağı oluyor. Özellikle gelişim yolu veya askılı Trump projeleri hakkında konuşursak, hükümetin bu projeler aracılığıyla en az 12 ile 14 milyar dolar kazanabilir düşünülüyor. Gelişim yolu projesinin ilk aşaması ise yaklaşık 6 ile 8 milyar dolar olarak öngörülüyor. Hükümetin özel sektörü teşvik etmeye yönelik bir felsefesi bulunuyor. Özel sektör, ekonomik yapıların geliştirilmesinde temel bir merkez olarak kabul ediliyor ve küresel eğitimlere uygun olarak daha fazla rol üstlenmesine teşvik ediliyor. İnşaat ve İskan Bakanlığı resmi sözcüsü Nebil Es-Safar hükümetin yeni yerleşim şehirlerindeki fiyatları kontrol edeceğini doğruladı. Es-Safar yapmış olduğu açıklamasında hükümetin aldığı tedbirlerin bu şehirlerdeki tekel durumların önleyeceğine dikkat çekti. الدولة يعني النسب اللي تتراوح ما بين 10 إلى 15% واللي هي هاي راح تكون إلى الفئات المجتمعية المستحقة. لأول مرة تحدث حقيقة يعني لعدة فقرات في هذه المشاريع الاستثمارية. أولا من ناحية إعطاء مثل هيش مساحات كبيرة للمستثمرين. اثنين الحصة اللي ستكون من حصة الدولة يعني النسب اللي تتراوح ما بين 10 إلى 15% واللي هي هاي راح تكون إلى الفئات المجتمعية المستحقة. إضافة إلى أنه الأسعار مثل ما ذكرنا هي أسعار مسيطر عليها وتم تثبيتها بالعقد الاستثماري مع المستثمرين. أيضا يعني عدم السماح لأكثر من شخص بشراء أكثر عفوا لشخص بشراء أكثر من وحدة سكنية حتى لا تكون باب من أبواب المتاجرة. إعطاء أولوية للي ما عندهم وحدات سكنية. أيضا يعني هذا يعني جانب من المعايير التي سيتم وضعها أيضا من قبل الفريق المشكل. النسب الأخرى اللي ستقوم الدولة بتوزيعها طبعا هذا اللي موجود عندنا في المجلس الوطني للإسكان بالنسبة للمجمعات اللي تبنيها وزارة العمارة الاعمار والاسكان. احنا عندنا مجموعه حقيقه من هذه المجمعات، لكن هي ايضا مدى تغطي الحاجه. هذه يتم توزيعها على بعض الفئات المجتمعيه المستحقه ومستمرين بها لحد الان. كان عندنا العديد من المشاريع ايضا المتلكئه في الفترات السابقه، لكن حاليا الحمد لله. Sağlık Bakanı Salih El-Hasnavi'nin açıklamalarıyla devam ediyoruz. 380 bin vatandaşın sağlık sigortası kapsamında sosyal korumaya kayıt yaptırdığını açıkladı. El-Hasnavi yaptığı açıklamada adımın yararlanıcıların üzerindeki mali yükleri tamamen ortadan kaldırılacağını söyledi. تم تسجيل كافة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في محافظة بغداد والبالغ عددهم 380 ألف مواطن. تنفيذا للبرنامج الحكومي لحكومة السيد محمد الشيع السوداني الخاص بوزارة الصحة ضمن بند الضمان الصحي، تم تسجيل كافة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في محافظة بغداد والبالغ عددهم 380 ألف مواطن، وهذه خطوة كبيرة لحماية هؤلاء الناس من الأعباء المالية للإنفاق الصحي تتحمل هيئة الضمان الصحي والحكومة العراقية ما لا يقل عن 99% من كلفة الخدمات الصحية المقدمة لهؤلاء. إذا كان إجراء العملية الجراحية يكلف مليون، يدفع المشمولين بالرعاية الاجتماعية مبلغ لا يتجاوز 5 إلى 10 آلاف فقط، والباقي تتحمله الحكومة العراقية ممثلة بالضمان الصحي. وتم فتح 28 منفذ لغرض تسليم دفاتر الضمان الصحي، علما هؤلاء ال 380 ألف منحوا أرقام وطنية للضمان الصحي لجميع المشمولين. Parlamento bugün bir dizi yasayı tartışmak, okumak ve oylamak üzere yeni bir oturum düzenleyecektir. Oturumda tahkim yasa tasarısının ilk okuması, bilgiye erişim yasa tasarısının raporu ve tartışılmasının yanı sıra eski rejimden etkilenenlerin mülkiyetlerine ilişkin yasanın ikinci okumasına ilişkin rapor ve tartışma yer alırken parlamento genel af yasasının ilk okumasını pazar günü oturuma planladı. Bağdat Operasyonlar Komutanı Korgeneral Velid Halifa Etimimi, Arbaini'ye ziyaret planının herhangi bir kesinti içermeyeceğini, ziyaretçi ve araçların hareketinin sorunsuz kalacağını doğruladı. Etimimi, operasyon komutanlığının ziyarete güvence altına almak için ziyaretçilerin izlediği tüm rotaları içeren eksiksiz bir plan hazırladığını anlatarak Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde önleyici operasyonlarının yürütüleceğine işaret etti. İçişleri Bakanı Abdülemir Eşşimmeri, Irak-Suriye sınır hattının korunacağını ve herhangi bir açığın oluşmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. İçişleri Bakanı Abdülemir Eşşimmeri, Irak-Suriye sınır hattının korunacağını ve herhangi bir açığın oluşmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı'ndan alınan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Abdülemir Eşşimmeri, Irak-Suriye sınır hattındaki incelemelerine devam etti. 2. Bölge Sınır Komutanlığı'na bağlı 4. Tugay Karargahı'nı ziyaret eden Bakan Şimmeri, sınır güvenliğini sağlamak için gerçekleştirilen başlıca görevler hakkında bilgi aldı. Açıklamada Bakan Şimmeri, bu tugayın sınırları, izleme görevleri, devriye düzenleme yönetmeleri, teknik ve operasyonel çalışmaları ile sorumluluk bölgesindeki geniş alanların güvenliğini sağlama konularında detaylı bir briefing aldı denildi. Bakan, açıklamaya göre bu bölgede görevli subayların ve personelin herhangi bir saldırıyı engellemek için tam hazırlıkta olmalarını talep etti ve onlara sınır hattının sorumluları sizlersiniz şeklinde hitap etti. Bakan Şimmeri, herhangi bir açığa izin verilmemesi gerektiğini ve sınırları sürekli olarak izlemeye ve korumaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı ve sınırların ilk savunma hattı olduğunu belirtti. ayrıca bakanlığın Sınır Kuvvetleri Komutanlığı'nın çalışmalarını tam anlamıyla desteklediğini ve bu komutanlığı örnek bir model haline getirmek için tüm kaynaklarını seferber ettiğini de ifade etti. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam şehit edilişi yıl dönümü münasebetinden dolayı Haşr-ı Şabi Kurumu Diyale ilinde Hüseyin'i mevkipleri kabul etti. Zeynel Abidin Aleyhisselam şehadatının yıl dönümü münasebetiyle Diyale ilindeki Haşr-ı Şabi karargahında bir dini merasim düzenlendi. Bugün Karatepe milleti Haşr-ı Şabi'l Mukaddes fi muasker Abu Muntazar Muhammedawi Es-Seyyid Talib'l Musawi Kaid Mahver Diyale bir davet yolladı Karatepe milleti için Haşr-ı Şabi milleti için hazır olan bu muaskerde bir münasebet istişad-el İmam Zeynel Abidin. Karatepe milleti bizim Haşr-ı Mukaddes amsı ihya etti. Velakin bu şair gelmezdi eğer şuhadaların kanı olmasa. Biz ölene kadar şehitlerimiz kanın hiç itirmerik ve la yattan çıkar. Bu ihya nefsil vakit hatta hazırlanağın li ihya arbainiyet İmam-ül Hüseyin. İnşallah cemi ahali Karatepe vel hacdil mukaddes aynen iştirak eder li takdimil khademat fi arbainiyet İmam-ül Hüseyin fi Kerbela. gelmişiz biz kıyadet ameliyat Haşr-ı Şabi Diyale'de ihya eder şiarı Hüseyiniye. Her il geldik umbra o akip geler ihya eder zikra istişhad-ı İmam-ül Hüseyin ve bugünlerde tesadüf eder istişhad-ı İmam Zeynel Abidin aleyhisselam. Dini merasimine Diyale ilinin farklı bölgelerinden katıldı ve Arbain ziyaretinin merasimine katılanlara hizmetlerini duyurdular. Bu mevakip bütün Diyale muhafazası, tecemmü hepsi kamil burada makar tabi heyet Haşr-ı Şabi ve dalike listikbal 40 İmam-ül Hüseyin aleyhisselam amel ahrar ve tetehiyye bu mevakip hepsi burada tetehiyye listikbal muazzin ve ziyaret 40 İmam-ül Hüseyin aleyhisselam. Bugün davet olduğun Haşr-ı Şabi'de müşareke dağın bu merasimi merasim ihya şair-ül Hüseyin bir muasker eşrefte ve teşerrüf ettik bu hizmete bugün bu milletten bu millet hepsi şümliyeti muhafaza Diyale hepsi iştirak etti bu merasimle ve teşekkür edek Kanat Türkmeniye Irakiye takdiye etti bu mevkibi bu müşareke etti bizimle. Diyale ilinden Türkmen AYM'nin ödü kanalı Haydar Türk Söz. Elektrik Bakanı Ziyat Ali Fazıl buradaki enerji projelerini izlemek ve denetlemek üzere Necef ilini ziyaret ediyor. Bakan Necef Valisi Yusuf Kannavi ile ortak konferans düzenleyerek Necef'teki kombine çevrim projelerinin 500 megawatta ulaştığını, yolsuzluk yapanların sorununu çözmek için 500 transformatör bir projenin başlatıldığını anlattı. Petrol şirketi Bağdat'ta bir elektrik istasyonunun işletmesiyle bağlantılı olarak gaz pompalanacağını duyurdu. Petrol Bakanlığı'na bağlı Merkezi Petrol Şirketi bugün cumartesi günü 50 megawattlık elektrik enerjisini çalıştırmak için gaz pompalayacağını duyurdu ve yatırım yoluyla gaz yıkımını durdurma kararlılığını teyit etti. Şirketin genel müdürü Muhammed Yasin Hasan, bakanlık, Irak'ın tüm sahalarında petrolle ilişkili gazın yakılmasının durdurulmasını gerektiren hükümet programı üzerinde çalıştı. Gazı elektrik santrallerine yatırıldığını söyledi. Yetkili, petrolle ilişkili gaz yatırımının çevresel bir başarı olduğunu, Irak'ın Dünya Çevre Örgütü'nden olan taahhüdünün bir parçası olduğunu dile getirdi. Ayrıca ilişki gazın yatırım yapılması, gazın bilimsel bir başarıyı temsil ettiğine işaret ettiğini de sözlerine ekledi. Sıkıştırma işlemi üniteleri uzun yıllar durduruldu. Şirketler bunu yapmadı. Yabancılar tarafından işletiliyordu ancak bakımını yapma, alternatif bulma ve çalıştırma konusunda uzman Iraklı bir mühendis aracılığıyla işe geri döndürüldü. Şirketin Taci'ye doğru ulusal şebekenin 40 ile 50 megawattlık kadar işletmek için gaz pompaladığını belirterek, gelecekte gazın ulusal şebekenin çapraz hattı üzerinde pompalanabileceğini belirtti. Gazze şeridindeki sivil savunma, şeridin merkezindeki Bureyş kampındaki bir eve hedef alan Siyonist saldırı sonucu bir kadın ve çocuğunun şehit düştüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkaram kentine bağlı Zeta kasabası yakınlarında bir araca düzenlenen saldırı sonucu 8 Filistinli şehit oldu. Gazze şeridi Sağlık Bakanlığı şeritteki sağlık çalışmalarının tamamen hizmet dışı kalacağı konusunda uyardı. Hastaneler Müdürü Mervanel Hams tüm hastanelerin tamamen durduğunu, geriye sadece Mescid-i Aksa Şehitler Hastanesi ve Nasır Tıp Kompleksinin kaldığını belirterek durumun devam etmesinin kendilerinin çalışmalarını tamamlamalarına tamamen engel olacağına işaret etti. Siyonist işgal güçleri Batı Şeria'dan en az 30'dan fazla vatandaşı tutukladı. Medya kuruluşları tutuklama operasyonlarının Cenin, Nablus, Ramallah ve diğer birçok ile dağıtıldığını, düşmanın sivillerin evlerini ve mülklerini sabote edip yok etmenin yanı sıra tutuklamalara ve ailelerine yönelik saldırılar ve tehditler gerçekleştirdiğini bildirdi. Somali'de ise başkent Mogadisho'daki Ledo plajında bir restoran hedef alan intihar saldırısı sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Patlamanın ardından lüks otel ve restoranların bulunduğu Ledo plajı bölgesinin iş adamları ve hükümet yetkilileriyle ünlü olduğu bölgenin daha önce de saldırılara sahne olduğunu dikkat çekti. Rusya Savunma Bakanlığı ülkenin güneyini hedef alan 75 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. Bakanlık 36 uçağın Rostov eyaletine, 17'sinin Oryol eyaletine, 19'unun da Belgorod'a saldırdığını, ayrıca Ryazan, Berk ve diğer bölgelerde 5 uçağın da imha edildiğini belirtti. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Başbakan Muhammed Şiya Sudani hükümetin terörden zarar gören tüm bileşenlerin haklarını güvence altına almak ve mağdurlara adalet sağlamak için çalışmaya devam ettiğini doğruladı. Başbakan ayrıca bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak Ezidilere ve diğer etnik yapılara yönelik soykırımı hatırlattı. Başbakan Muhammed Şiya Sudani 5 yıllık ulusal kalkınma planını açıkladı. İnşaat ve İskan Bakanlığı resmi sözcüsü Nebil Es-Safar hükümetin yeni yerleşim şehirlerindeki fiyatları kontrol edeceğini doğruladı. Gazze şeridindeki sivil savunma şeridin merkezindeki bir eve hedef alan Siyonist saldırı sonucu bir kadın ve çocuğunun şehit düştüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Somali'nin başkenti Mogadisho'daki Lido plajında bir restoranı hedef alan intihar saldırısı sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.